Evet, merhaba arkadaşlar. Ben iki kişilik motovlog. Bugün ne yapacağız? Bugün Kaan Elektronik'ten aldığımız takip cihazının montajı için gidiyoruz. Turuncu takip sistemlerine gidiyoruz. Motosiklete monte edeceğiz bunu. Profesyonel ellerde yaptıracağız bunu. Bakalım turuncu takip sistemleri ne kadar işlevsel, ne kadar hırsıza duyarlı ve ne kadar hırsız geldiğinde beddua ediyor. Hepsini göreceğiz. Birçok özelliği var zaten. Ondan sonra o caydırıcı olacağına inanıyorum. Çünkü motor viyaklıyor, ciyaklıyor. Kesinlikle işinize yarayacaktır. Dediğim gibi Kaan Elektronik internet sitesinden alışverişi yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda birçok ürün de alabilirsiniz. Ben motorumu kitlemek istiyorum. Ben motoruma disk kilidi almak istiyorum. Ben motoruma alarm almak istiyorum. Ben motoruma GPS almak istiyorum. Bunların hepsini Orhan10 indirim kodu ile Kaan Elektronik'ten temin edebilirsiniz. Evet, o zaman montaj kısmında görüşürüz a dostlar. Bay. Evet, geldik. YGZ Motor. Kadıköy YGZ Motor. Arkadaşlar merhaba. Kaan Elektronik'ten aldığım turuncu motosiklet takip sistemini montajı için geldik. Ama nereye geldik? Biz nereye geldik abi? Şu anda YGZ Motor'dasın. Turuncu takip yetkili servisindesin. Süper. Motorumuza turuncu takibimizin montajını yapacağız. Uygulamasını yükleyeceğiz. Süper. Nasıl kullanacağınla ilgili ufak tefek sana tüyoları vereceğim. Ve bundan sonra da motorun güvende olacak. Kafamız daha rahat olacak. Çok çok rahat. Akşamları çok rahat uyuyacaksın. Kullanan bir arkadaşım var. Kontak kapalı olunca falan alarmı vesairesi direkt devrede. Şimdi iki kutu getirdim bana. Bir cihazımız, bir de sesli alarmımız. Ne işe yarayacak? Akşamleyin kontağımızı kapattıktan sonra birisi gelip motorumuza dokunursa hem motorumuzda alarm çalacak hem de uygulama üzerinden sana bildirimle arama gelecek. 0850 numaradan arama gelecek. Sen de motorunu kontrol edeceksin. Ve bir de mesela bu motorlara alarm takıyoruz ya. Ben şeyi çok unutuyorum. Kumandasına basıp kurmayı çok unutuyorum. Bunda öyle bir derdin yok. Kontağını kapattığın anda sistem kendisi devreye giriyor. Aynen, çok güzel. Sabahleyin geldiğinde de motorun kontağını açtığında sistem otomatik olarak devre dışı kalıyor. Çok çok iyi. Ama tabii ki komple devre dışı kalmıyor. Takibi devam ediyor senin. Sadece alarmı devre dışı bırakıyorsun ama takibi devam ediyor. Onda sana ne avantajı olacak? Yaptığın rotalarda nerede durdun, nerede hareket ettin, nerede bekleme yaptın her şeyini sistemde görebileceksin. Kısacası güzergahın matematiği bizim elimizde olmuş olacak. Aynen öyle. O zaman başlayalım o zaman. Tamam, o zaman başlayalım abi. Ben ayvayı yedim ha. Motor kapalıyken o zaman kimse dokunamayacak. Aynen, kimse dokunamayacak. O zaman dokunmadan anlat abi. Montajı gerçekleştirdi abimiz. Ama abi dokunma, ötüyor. özelliği o zaten. Birisi geldiği zaman. Bu Allah. Peki böyle yanlışlıkla öttürmelerde kontağı açman yeterli. Kontağı açtığın anda sirenin duracaktır. Neyse, kontak açık kalsın, böyle konuşalım. Montajımızdan sonra yapmamız gereken birkaç tane işlem var. Onun için telefonunu rica edeceğim tabii senden. Tabii ki. Ne yapıyoruz burada? Ana ekranımız. Üzerine tıkladım. Yukarıda bak, çark işaretimiz var. Ayarlar bölümümüz. Geldik burada. Hareket algılandı bildirimimiz. Bunu açıyoruz. Burada değişikliği seslerimiz var. Kendine göre uyarlayabilirsin. Ben şu anda hepsini standart bir numaralı ses yapıyorum. Sen bunları kendine göre ayarlarsın.
Şey, alarmın ötme şekli. Aynen, aynen. Ha. Hareket algılandı, bildirimimiz açık. Kontak açık veya kapalı bildirimi bu tamamıyla size bırakıyoruz. Her motorda farklı oluyor çünkü. Senin motorunda mesela immobilizer özelliği var. Yani anahtar uydurma yöntemiyle çalmanın imkan yok. Onun için sende kapalı kalabilir. Ama öyle makineler geliyor ki immobilizer özelliği olmadığı için bunları da açmak zorunda kalıyoruz. Hı-hı. Ki kontağa müdahale dediği zaman cihaz hemen sana bildirim atıyor. Ha. Hareket algılandı numarası 0. 5. Bu da hareket algılandığı zaman aranacak kişinin numarası. Ha, direkt cihaz beni arıyor bir şey o zaman. Bunu da açtım. Bir de her ihtimale karşı şuradan aküden söküldüğü de aktif ederim. Ha, yani cihazım aküden söküldüğü andan itibaren hemen sana bildirim atacak. Cihaz aküden sökülmüştür diye bildirim atacak. Sen de hemen motorun başına geçeceksin. Mecbur. Işınlanmam lazım. İki tane de yukarıda bir ayarımız var. Nedir? Hareket algılandığı hassasiyet ayarı da alarm zil ses ayarı. Bu iki ayarı yaparken mutlaka kontağımızın açık olması gerekiyor. Aa. Bildirim ayarlarında kontağın açık olmasına gerek yoktur. Ama iki ayarda mutlaka kontağın açık olması gerekiyor. Şu anda normal hassasiyette bırakıyorum. Bu biraz deneme yanılma yöntemiyle bulacağın şeydir. Şu an alarmın ötme seviyesi mi bu? Hassasiyet. Tamam. Geldiğimiz zil sesini de istediğin kadar yapabiliyorsun. Bizim standardımız 10 saniyedir. Tamam. 10 saniyeye yazdım. Zaten. Şimdi bu 10 saniye mesela öttü bu. Evet. Sustu. Sustu. Müdahale devam ediyor. Yine 10 saniye çalıyor. Bir 10 saniye daha. Bir 10 tamam, saniye daha çalıyor. Ayarlarımız bunlar. Buradan çıkabiliriz. Ha, burada bir de birkaç tane daha şeyimizle bahsedeyim ben senden. Mesela animasyon bölümünde şu anda sende boş. Gün içinde yaptığın rotaları buradan izleyebileceksin. Ya nereye gittiğin hepsini buradan. Tabii ki harita üzerinden animasyon olarak motor animasyonumuz var. Orada kaç kilometre hız yapmışsın, nerede tekere kalkmışsın. Tekeri de. Kaç derece yatmışım falan onlar tabii şeyi ki yok. Şeyi de gösteriyor mu demiyor mu 3 kilometre sonra çevirme var. Ha, yok o yok, o yok maalesef ki. Onun halinde Allah korusun motoruna bir şey oldu. Motoruma götürdü tıkladığın zaman da nokta atışı. Motor hareket oldu. Halindeyken de. Tabii burada da canlı olarak izleyebileceksin. Hı-hı. Motoru gittiği yerde canlı takip olarak görebileceksin burada da. Süper. Seyahatlere çıkıyorsun. Abi akü voltajını da gösteriyor tabii bu. Tabii. Seyahatlere çıkıyorsun. Hı-hı. Geziyorsun. Evet evet. Evdekiler merak ediyor mu seni? Etmesin. Ediyorlar ama. Ediyorlar. Peki. Motorun konumu paylaş dediğin zaman da canlı veya o an konumunda sevdiklerini ya, paylaşabiliyorsun tabii ki. Çok iyi. Canlı konum paylaş. Aa, burada tabii 15 dakika, 1 saat, 8 saat, 1 gün, 1 aya kadar. 1 ay çok olabilir mi? Yani o kadar da görmene gerek yok. 15 dakika. Burada istediğin kişiyle konumunu paylaşabiliyorsun. Ya şöyle, şimdi ben canlı konum attığım zaman, hı-hı, motorla ben hareket halindeyken motor nereye? Şey aynen. Nereye? Cihaz bataryası %100 dolu. Akü voltajın şu anda 12.26. Bunları da burada görebiliyorsun. Şimdi cihaz bataryası da şey mi oluyor? Kapattım motoru. Hı-hı. Kendi şarjından yiyor. %80'e kadar kendi şarjından, hı-hı, yer. %80'in altına düştüğü zaman kendini şarj eder. O şey detayı çok iyi ama onu vermen lazım. Benim aküm bitecek mi? Buradan takip edebiliyorsun. Peki. Akün bitecek mi? Akün şu şekilde bitecek. Daha önceden de söylediğin gibi. Uzun süre motoru yatırırsan ve akün kötüyse evet akün bitme ihtimali var. Ama sıfır bir motorda, iyi bir aküde 1-1,5 ay gibi bir süre rahatlıkla dayanıyor. Yani ben motoru işte gece bıraktım, sabaha aküm biter mi? Arızalı bir aküyse tabii ki bir şey diyemem. Ama normal standartlarda bir akü ise, bir arızası yoksa tabii uzun süre yani herhangi bir problem yaşamazsınız. Buyurun telefonunuzu size teslim edebilirim. İlginiz alakanız için çok teşekkür ederim. Şimdilik şeyi deneyeceğiz. Daha bitmedi. Ha, bitmedi. Kontağımızı kapattık. Cihazımız bize 90 saniyelik bir süre tanıyor. Disk kilidimizi veya işte normal zincirimizi falan takmak için 90 saniyelik bir süre tanıyor. Hı hı. 90 saniye geçtikten sonra yine gelip birisi motorumuza dokunursa hem alarm çalacak hem de sana arama gelecek. Hay. Şimdi 90 saniye onu bekliyoruz. 90 saniye sonra evet, motorumuzu yani bir sarsacağız. Bakalım ne oluyor? Ne oluyor? Göreceğiz. O zaman şöyle telefonu da elime alayım. Peki bu bildirim anlık mı düşüyor yoksa bazı cihazlarda işte 1 dakika, 2 dakika, 5 dakika? Yok yok yok. En fazla 5-10 saniye. Aa, iddialı bir süre bu arada. Çok çok iyi. Çünkü o konuda sahiden çok iyi. Ortalaması onun işte 2 dakika, işte 1 dakika falan hani 1 dakikada bu arada motorun çalınması için çok çok uzun bir süre. Uzun bir süre. Çok çok uzun bir süre. 20 saniyede çalınan KTM vardı bir video. Var. Kaç saniyeydi? Tam hatırlayamadım onu ama. 20 saniye yani 5-10 saniyede adamlar rahatlıkla yani, evet. Bir de motosikletin bir dezavantajı yükle götür.
Bir de bizim KTM'lerde kolay çalınan makine. 90 saniyemiz geçti. Motorumuzda bir sarsalım şöyle. Oh, kutumuz gitti. Hareket algıladı şu an. 5 saniye açayım mı? Kontağını açabilirsin. Hareket algılandı. Orada 5 saniyede nasıl sürdü abi bu arada? Aracınızda hareket algılandı diyor. Bak arama da geldi. Cihaz da beni aradı. Hı-hı. Çok iyi. Bazen de arama daha önce geliyor. Bildirimden daha önce geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Bildirim ve arama tahmin ettiğim süreden çok daha hızlı geldi. Çok çok hızlı. İnanılmaz hızlı geldi. Arama bazen dediğim gibi daha önce geliyor. O da tamamıyla şeyle hatlarla alakalı oluyor. Ha, şebeken çekiyor çekmiyor aynen, muhabbeti. Aynen onlarla alakalı oluyor. Dediğim gibi bildirimden daha önceden arama yapabiliyor. Anladım. Çok çok iyi. Arkadaşlar bazı takip sistemlerinde şu olay var. Evet motorunuz sallanıyor. Tamam size bildirimi gönderiyor ama bunun süresi çok önemli. 2 dakikada gönderen var bilgiyi. Yani bu bahsettiğim bilgi arama. 3 dakikada, 1 dakikada gönderen var. Bunlar da bir motorun çalınması için zaten yeterli süreler. İşlemimiz bu kadar. Tamam. Ben çok teşekkür ederim. Şu an motor ekstra güvende. Ekstra güvende. Her montajdan söylediğim gibi sana da bunu söyleyeyim. İnşallah kullanma ihtiyacı duymaz. İnşallah. İnşallah. Arkadaşlar işlevsel bir şey. Şimdi abi şöyle bir şey var bizim insanımızda. Tamam evet gerçekten zengin insanlar, varlıklı insanlar işte hadi benim kapalı garajım var, bastım açıldı. Herkes bu şartlara sahip değil. Değil. Adam gidiyor 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira neyse motosiklet satın alıyor ama herhangi bir kilit almıyor. İşte en kötüsü o. Ve sayfadan bana mesaj atıyor. Abi motorum çalındı da paylaşır mısın? Paylaşıyorum bu arada. Hiç sorun yok. Yine paylaşırım. Ama niye buna gerek kalsın? Yani ben önceden neden önlemimi aldım? Aynen. Yani takip sistemimiz var diye de zincirimizi, kilidimizi takmayacağız değil. Kesinlikle. Hepsini onları da takacağız. Lazım. Takip sistemimizi de kullanacağız. En zor kaldığımız anda takip sistemini kullanırız evet. Yine. Sorun yok. Aynen. Ama benim motorum niye bir başkasının eline geçtikten sonra müdahale edeyim ki? Geçmesin. Emniyetimizi, her şeyimizi alacağız. Kesinlikle. O mantığı bir türlü maalesef yok. Gençlerimizde oturtamadık. 200 bin lira motora veriyorsun. Ya 5 bin lira harca güvenlik sistemine. 205 bin olsun motor. Maalesef. Satınca zaten sende kalıyor. Sırf bunda değil ama. Senin de başına geliyordur. Dediğin gibi 200 bin liralık makine alıyoruz ama bakıyoruz arkadaşlar da korumalı hiçbir şey yok. Maalesef. Hiçbir şey yok. Ekipman yani hasta. Ekipman. 200 bin liralık değil de dediğin gibi 170 bin liralık makine al, 30 bin lirada kaskına, ama montuna, bizdeki zihniyet ne biliyor musun abi? Bütün cebimizi, iliğimizi, her şeyimizi motora veriyoruz. Bize bir şey kalmıyor. Yapmayalım. Yanlış. En önemlisi biziz. Önce ekipman. En önemlisi biziz. Yani sen sağlıklı olmadıktan sonra motorun dünyanın en iyi motoru olsun hiçbir şey ifade etmeyecek. Çünkü süremiyorsun. Aynen öyle. Kötü bir durum. O peki. Zaman... Çok teşekkür hayırlı ederim. Hayırlı olsun diyelim. Elinize sağlık. Burası nerede? Burayı bize bir tarif eder misin? YGZ Motor nerede? Hasanpaşa'da. Evlendirme Dairesi'nin bir yüz sokağındayız. Motorcuların olduğu tarafta değiliz biz. Biraz daha dışarıdayız. Yeri çolacak bu arada. Semaverimiz olsa gelin. Yok çayımız her zaman var. Sabahleyin yediğim anda çayımı kahvemi demlerim. Çok iyi süpersiniz. Ondan sonra istersen birazdan da dışarıda çekeriz. Şöyle bir asma altımız var. Tabii ki. İlla bir şey yaptırmanıza gerek yok. Bir tak kapı. Çay içmeye geldiğinde diyebilirsiniz. Onda sıkıntınız zaten yok. Zaten navigasyona yazdığın zaman direkt çıkıyor. YGZ motor yazıyorsunuz. Direkt çıkıyor. Ben o şekilde geldim. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Tekrardan kendinize görüşmek üzere. Sağ olun. Eyvallah. Şimdi ne yapıyoruz? Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Instagram'dan da takip etmeyi unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.